Merhaba, istediğin gün ve saatte sloganı ile yayın yapan WOM TV'de Kadınca Adımlar programında sizlerleyiz. Bugünkü bölümümüz 8 Mart özel olarak yayınlanacak. Konuklarımız Antalya Kadın Platformu'nun gönüllüleri Kamile Yılmaz, Gülnur ve Minire Hanım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kamile Hanım sizinle başlayalım istiyorum. 8 Mart'ın tarihinden Türkiye'deki yapılan etkinliklerden ve Antalya'da 8 Mart'ın ne şekilde kutlanmasından bize bahseder misiniz? Elbette. 8 Mart bundan 163 yıl önce yaşanan bir acı olayla başladı 1857 yılında. ABD'nin New York kentinde tekstil fabrikasında çalışan 40 bin işçi çalışma şartlarının kötülüğünden, çalışma saatlerinin uzunluğundan ve az ücret almalarından dolayı greve gittiler. Greve giden bu 40 bin işçiden 129'u polisin dışarıya çıkamasınlar diye fabrikayı kilitlemesinden dolayı yine polisin çıkardığı yangınla işçiler dışarıya kaçamadılar ve 129 kişi yanarak öldü. Çoğu kadın işçiydi. Cenazelerinde 10 bin kişi yürüdü. Bütün dünya etkilendi bundan. Ancak 1910 yılında, düşünün 1857'den 1910 yılına kadar bir eylem gerçekleştirilemiyor fazla. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonal Kadın Konferansı'nda Clara Zetkin bunu Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasını öneriyor ve oy birliğiyle kabul ediliyor. O zaman salonlarda küçük konuşmalar yapılıyor. Henüz daha sokağa taşınmıyor. 1912 yılında Moskova'da yapılan 3. konferansta Dünya Emekçi Kadınlar Günü değil de Dünya Kadınlar Günü olarak öneriliyor ve kabul ediliyor. Çünkü bütün kadınlar emekçidir. Ne kadar zengin olursa olsun, erkek egemen dünyada kadın mutlaka az da olsa, çok da olsa emekçidir ve kadın olmaktan dolayı ezilen bir tarafı vardır diye Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor. 1921'de Türkiye'de ilk kez salonlarda anılmaya başlıyor, 8 Mart etkinlikleri yapılmaya başlıyor. 1960'da ABD'de ancak başlayabiliyor. 1970'de Türkiye'de sokağa taşındı 8 Mart etkinlikleri. Dayağa hayır diyerek kadınlar sokağa döküldü. Artık günü belli olmuştu. 8 Mart'ta anılmaya başlamıştı. Zaten bu 8 Mart bir bayram, eğlence, kutlama, çiçek, böcek, mutfak eşyası, hediye alma günü değildir. Hak arama günüdür. 12 Eylül 1980'de Türkiye'de yasaklandı. 84'te tekrar kadınlar sokağa çıktılar. Antalya'ya gelecek olursak, 1997'de biz ilk kez 2000 kadın Antalya'da yürüdük. Bu görkemli bir yürüyüştü. Çok büyük bir katılımdı. Bu 2000 kişinin en arkasından duyarlı erkekler de mutfak önlükleri giyerek ellerinde tava tencerelerle bizi destekleyen yürüyüş yapmışlardı. Şimdi artık kadın platformumuz var. Birçok kadın derneğimiz var. 1997'den beri çok aşamalar kaydettik. Ve 8 Mart etkinliği, 8 Mart haftamız toz duman içinde geldi. Biliyorsunuz ülkemiz çok kaygılı bir durumdayız. Durmadan şehitlerimiz geliyor. Savaş sürecindeyiz. Ama dediğim gibi bir bayram olmadığı için bu etkinlikleri daha fazla haykırarak, daha fazla bağırarak, kadının insan hakları, barış diye haykırarak yürüyeceğiz. Teşekkür ederim. İnsan hakları, işçi hakları konusuna geleceğim ama öncelikle Gülnur Hanım'a, hani 8 Mart'tan başlamışken şu soruyla devam etmek istiyorum. Günümüzdeki Suriye olaylarını biliyorsunuzdur. Bu olayların 8 Mart etkinliklerine, kutlamalarına bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Olabilir mi böyle bir şey? Dün itibariyle İstanbul Valiliğimiz barış etkinliklerinin
kamu güvenliğini tehdit edecek noktaya gelmesi halinde yasaklanabileceğine dair bir karar almış durumda. Bundan kaynaklı olarak zaman zaman hani diğer illerde acaba böyle bir 8 Mart öncesinde endişeye mahal var mıdır? Yoktur. Biz bunu bundan evvel sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde bir öğretmenimiz televizyon programı aracılığıyla çocuklar öldürülmesinden demişti. Ve bu sözlerinden dolayı da bunu bir de basın yayın organları aracılığıyla yaptığından maalesef mahkumiyetle sonuçlanmıştı. İfade özgürlüğünün ihlali olması nedeniyle bu mahkumiyet kararının Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidildi. Anayasa Mahkemesi'nin de pek çok aslında emsal kararı var ama bu güne özel olarak gerçekten çok daha bence belirleyici olacaktır. Oradan küçücük bir alıntı yapacağım ben. İfade özgürlüğüne yapılan müdahalelerin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken belirli bir takdir yetkisine sahiptir kamu gücü. Ancak bu takdir payı Anayasa Mahkemesi'nin de denetimindedir her zaman ve Anayasa Mahkemesi bir müdahalenin ifade özgürlüğüyle bağdaşıp bağdaşmadığı hususunda karar vermede yetki sahibi olan son mercidir. Bütününe bakıldığı zaman tamamen bir arada yaşamayı, barış içinde olmayı hedefleyen ve ancak birlikte birbirimizin sorunlarını sahiplenebilirsek daha güzel, daha umutlu günlere ulaşabileceğimiz inancıyla söz konusu kararların herhangi bir endişeye mahal olmayacağını, yani güvenliği değil ki risk etmek, tehlike ya da tehdit altına almak. Tam tersine kadınlar bir arada oldukça, dayanıştıkça çok daha yaşanılabilir bir ülkede, bir dünyada yaşayabileceğimizin bence çok güzel bir örneğidir. O anlamda da etkilemeyecektir. Çünkü herkes zaten bu şuuru, bu bilinci fazlasıyla taşımaktadır. Hatta bunun için bir arada yaşam, kadın, dayanışma, birlikte, hep birlikte diyoruz. Daha da güçleneceğiz diyoruz. Evet, ne güzel. Emekçi Kadınlar Günü diyoruz 8 Mart'ta. Münir Hanım, size dönmek istiyorum. Siz bir işçi kadın olarak, ben kaza geçirdiğinizi biliyoruz. Bu kazadan, sonrasındaki süreçten, neler yaşandığından ve neler yaşadığınızdan bir işçi kadın olarak bize anlatır mısınız? Ev işçisiyim ben. Evlere temizliğe giden birçok kadınlardan biriyim. Evet, cam silerken 3. kattan düştüm. 2009'da birçok sıkıntılar yaşadım bununla ilgili. Defalarca operasyonlar geçirdim. Uzun süre hastanede yattım. Uzun süre bakıma muhtaç yaşadım. Çok büyük sıkıntılardı bunlar. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Yani hepimizin durumu belli zaten günümüzde de. Yani büyük sıkıntılar atlattım. Zamanla iyileştim. Yani iyileşmedim ama hani öncekine göre biraz daha iyiyim. Hani şu, hala artık eski sağlığıma asla kavuşamayacağım. Biz de İmece Kadınlar Derneği ile tanıştım. Daha sonra ben de onlara katıldım. Şimdi hep birlikte ev işçileri olarak mücadele ediyoruz. Dernekten İmece Ev İşçileri Sendikası çıktı. Onu kurduk. Ne zaman kurdunuz bu sendikayı? 2014'te. Şimdi o dernek altında, şöyle diyeyim, sendika, dernek, evet. 1 Mart'ta da Antalya temsilciliğimizin açılışı evet 1 Mart'ta yanlış söylemedim, evet, açılışı oldu. Çok mutluyuz. Artık ev işçilerinin hani Antalya'da da bir çatısı var. Birlikte mücadele etmeye, birlikte dayanışmaya. Çünkü ev işçileri iş yasasında değiller, işçi değiller. Evet, maalesef. Hukuksal sürecim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet tespit davamda bu 4 günden az çalışıyorsunuz diye maalesef 21. celsede hakim red kararı verdi duruşmama. Ama hani pes etmeyeceğim, sonuna kadar bir üst mahkemeye, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne kadar mücadeleme devam edeceğim.
İşte bazen bana da soruyorlar Kamil Hanım, neden kadınlardan bu kadar çok yazıyorsunuz diye. Bu soruyu ben de size sorayım. Siz de neden kadınlardan, yani biz cevabını biliyoruz da izleyicilerimiz için soruyoruz. Neden kadınlardan bu kadar çok yazıyorsunuz? Evet, bana da çok geliyor. Hatta erkek arkadaşlar saldırgan cümlelerle sen erkek düşmanı mısın, neden hep kadını yazıyorsun diye. Ben de onlara anlatıyorum. Aslında onlara anlatmaktan da epeyce yoruldum. Çünkü bir yıl içinde 474 kadın öldürülen bir ülkede, Şubat ayında 22 kadın öldürülen bir ülkede, bu soruyu sormak için biraz düşünmek gerek ama soruyorlar tabii ki. Çünkü onlar için sadece küçük bir haber gazetenin bir köşesine gelip geçiyor. Ben neden kadınlar yazıyorum? Çünkü bu ülkede kadın olmak çok zor. Kadın erkek eşitliği sadece yasada duruyor. Sosyal yaşamda kadının insan hakları uygulanmıyor. Örneğin bir seçim olsa kadınlar ikna turuna çıkarlar, çalışırlar. Ama aday olmaya kalktığı zaman da seçilemeyecek, en son sıraya yazılırlar. Bu her zaman böyledir. İşin mutfağında emeğinde kadın vardır. Ama emek bizden, yemek ağadan olur derler ya. O nedenle ben kadınları yazıyorum. Eşit olduğumuz zaman dağlarda çiçek böcekleri yazacağım, söz veriyorum. Eşitlikten bahsetmişken, eşit olmayı, eşitliği sağlamak için neler yapılmalıdır? Hani toplum olarak veya biz yazarlar olarak veya herhangi bir dernek üyeleri olarak. Hani bu eşitliği sağlamak için daha neler yapmalıyız? Birincisi, örneğin ülkemizde şu şiddete karşı bir seferberlik başlatmak gerekiyor. Örneğin şiddet mahkemeleri, kadın cinayetleri mahkemeleri ayrı olmalı ve ivedilikle indirim yapılmadan sonuçlanmalı. İkincisi, kadın erkek eşitliği bakanlığı kurulmalı hemen şimdi. Cinsiyete göre iş bölümü, cinsiyete göre maaş durumundan vazgeçmeli, gerçek eşitlik sağlanmalı. Zaten bunun için ta 1979'da devlet söz verdi, SEDAV anlaşmasını imzaladı ve bütün Birleşmiş Milletler'e, taraf ülkelerin hepsine söz verdi. 79 yılında ülkede kadın erkek eşitliğini sağlamak için, ama o günden beri de bir arpa boyu yol gidemedik. Eşitliği sağlamak, okullardaki kitaptaki eşit cinsiyetçi sözcüklerin, konuların kaldırılmasıyla, dilimizdeki kadınları içeren küfürlerin kaldırılmasıyla, atasözlerinin bile ayıklanmasıyla ve her yerde cinsiyetçi kafaları aydınlatmaktan geçer. Bir dizi devlet eliyle, tabii ki bunun ekonomisi de var, konferanslarla seferberliğe başlamak gerekir. Sadece yasa orada kadın erkek eşittir demekle eşitlik sağlanamaz, sağlanamıyor. Münir Hanım, size tekrar dönmek istiyorum. Benim kafamda şu soru oluştu. Hani toplumda bugünümüzde sizin gibi çalışan kadınlarımız çoktur. Hani maddi, evet, gelirini, kazancını sağlamak amacıyla. Sizin genel olarak hani bu çatı altında toplanan kadınların, bu işi yapan kadınların sorunları nelerdir? Nelerden şikayetçisiniz? Hangi hakların size tanınmamasından, yani olanaksız hangi haklarınız var ki onları istiyorsunuz ama bu haklar size tanınmıyor? Ve işverenle sorunlarınız işverenle çözülecek şekilde mi, yoksa daha bir üst düzeyde mi, devlet yüzeyinde mi? Bunları bize biraz aktarırsanız. Evet, şöyle söyleyeyim. Ev işçileri işçi olarak sayılmıyor. İş yasasında değiller. En büyük sıkıntımız bu. Biz diğer işçiler gibi bir gün dahi çalışsak sigortalı olmak istiyoruz. Emeklilik, genel sağlıktan yararlanmak bizim de hakkımız. Evet. Biz de diğer işçiler gibi hani günümüzde artık 8 saat biraz aşıldı ama hani 8 saat çalışmak bizim de hakkımız. Yemek saati bizim de hakkımız. Mola bizim de hakkımız. Yıllık izni bizim de hakkımız. Doğum izni bizim de hakkımız. Ve bizim işimizin tanımı yok. Hani bir eve gidiyorsunuz, ne iş varsa yapılıyor. Hani bunların bir, aslında hepsi bir meslek dalı yaptığımız işin. Hani ütücü olarak çalışabilirsiniz, çamaşırhanede çalışabilirsiniz.
ne bileyim aşçı olarak çalışabilirsiniz, bulaşıkçı olarak çalışabilirsiniz. Hepsi meslekler aslında. Biz birçok mesleği bir arada ve bir günde yapmak zorundayız. Şeyimiz yok, hani bir standartımız yok maalesef. Yani çok büyük sıkıntılar. En büyük sıkıntımız iş yasasında olmamamız. Hani ev işçileri de iş yasasında olmalı. İşverenin merhametine bırakılmamalı. İşverenin adaleti olmaz. Evet. Yani yasalarda bizim de haklarımız olmalı, olmak zorunda. Çünkü hani anayasada, yasalarda bir gün dahi çalışan İşçidir. Biz oraya gidip de bir emek harcıyorsak, bunun karşılığında bir ücret alıyorsak biz işçiyiz. Neden hani diğer işçilerden farkımız ne? Neden bu ayrımcılık yapıyor? Niye bizi diğer işçilerle karşı karşıya getiriliyor? Bu 2015'te çıkan mesela torba yasayla ilgili 10 günden az çalışanı sigortalan 10 günden fazla çalışanlar sigortalanmak zorunda, 10 günden az çalışanlar sigortalanmak zorunda değil işveren. Evet. Zaten o zaman biz haftada 3 gün giden arkadaşlarımız aynı eve haftada 2 güne düşürdü hemen işveren bu sigortayı yapmamak için. Herkes haftada 3 gün ev işçisi almak zorunda mı? Belki ayda bir gün ihtiyacı var. Belki hani işverenin de hani her gün herkes evinde ev işçisi çalıştırmak zorunda değil ama biz bir gün dahi çalışsak sigortalı olmak bizim de hakkımız. Umarız bir gün bu problemler aradan kalkar. Ya bununla mücadele ediyoruz. Eğer bütün ev işçileri bir arada olursak, örgütlenirsek daha güçlü, daha mücadeleci ve bu haklarımızı alırız. Alana kadar da uğraşacağız zaten. Evet. Toplandığınız herhangi bir platform var mı bunun dışında? Mesela sosyal medyada olsun, hani bir grup şeklinde. Ev işçileri olarak mı? Tabii kendi içimizde gruplarımız var. Ne güzel. Kadına yönelik şiddet hala günümüzde aktüel. 8 Mart'ta bunu konuşmak istemezdik. Keşke sadece emekçi kadınların verdiği emekten, çalışma azminden, başarısından bahsetseydik. Ama maalesef ki günümüzün gerçeği. Kadına yönelik şiddet hangi yollarla çözülebilir? Evet, şiddet insanlık suçudur. Kadına, insana, hayvana, doğadaki diğer canlılara, kime olursa olsun şiddet gerçekten insanlığın utanacağı bir şey. Bir canlının diğer bir canlıya şiddet uygulaması. Hele bu sevdiğinden geldiği zaman, bir gün önce kolunda uyuduğun adam seni öldürebiliyor, sakatlayabiliyor, şiddet uygulayabiliyor. Bu çok daha büyük bir utançtır. Bu şiddet nasıl önlenebilir? Şu anda ülkemizde diğer dünya ülkelerinden çok daha güzel, henüz bozulmamış yasalarımız var. Yani kadına yönelik şiddeti önleyecek çok güzel yasalarımız var. Gel gör ki bu uygulamaya geçtiği zaman yargıçların insafına bırakarak keyfince diyeceğim, üzülerek karar verilebiliyor. 17 bıçak darbesiyle öldürülen kadını işte kasten yapmamıştır, kasten öldürmemiştir diye bir karar çıkabiliyor. İstanbul Sözleşmesi, biraz önce dediğim SEDA ve 6324-84 sayılı yasa, insan hakları mahkemesine başvurma yollarının engellenmesi. Bütün bu yasaların önü açılırsa ve orada süs gibi durmayıp uygulanırsa, eğitimde şiddet içeren cümleler, öyküler, eşitliği anlatan konular konursa, ki bu şu günlerde eğitim alanında çok daha kötü durumda maalesef, şiddeti önlemek tamamen mümkün olmaz dünyanın hiçbir yerinde ama en aza indirmek mümkündür. Avrupa ülkeleri bunu en aza indirdi. Çünkü yasalarını uygulayarak, yasalarımız tam uygulandığında, eğitim eşitlik üzerine kurulduğunda hiç de zor değil şiddeti önlemek. Dünyayı omuzunda taşıyan kadınlara yönelik şiddet gerçekten dünya insanlarının, insan olabilen ve duyarlı olabilen insanın
büyük bir utancıdır diyorum. Çünkü yaratan, üreten ve bu hayatın devamlılığını sağlayan kadındır. Savaşta ve barışta her yerde. Bu emeği görmezden gelmek büyük bir insanlık suçudur diyorum. Son olarak size dönmek istiyorum. Ben elinizdeki kağıtlarda çok acil, küçük bir kağıtlar görüyorum. Şiddet görüyorsanız veya başkasının şiddet gördüğünün farkındaysanız ne yapmamız gerekiyor? Aynen de öyle. Şu küçük bir ilave yapacağım. Şiddet iletişimin bittiği yerde başlar. Çok büyük bir hak ihlalidir. Ondan sonrası şiddeti uygulayana empati duyulamaz. Bir kere bunun altını çizelim. Şiddet iletişimi bitiren bir sebeptir. Şiddeti uygulayanı anlamaya çalışmak en büyük handikaptır. Hocamız çok güzel anlattı. Yasalar var, düzenlemeler var, valilik genelgeleri var. Antalya bu konuda da açıkçası örnek teşkil edecek durumdadır. Hemen oradan fiziksel şiddet maalesef en hepimizi yaralayan konu. Valilik genelgesinde de belirtilmiştir bu. Doktor muayenesi sırasında bir rapor formu doldurtulmalıdır. Anında delillendirilmelidir. Gerek kendinizin gerekse bir başkasının yakınınız olabilir, olmayabilir. Aile, kadın, çocuk, özürlü sosyal hizmet danışma hatları var 183. 155, 112 acili zaten otomasyona bağladılar biliyoruz ki. ŞÖNİM 242, 227, 20, 62. Antalya Barosu'nun çok aktif çalışan, yine hocamızın da öncülüğünü yaptığı Kadın Danışma Dayanışma Merkezi'nin bu konuda destek alın, kendi kendinizi yalnız bırakıp mahkum etmeyin her şeyden önce diyoruz. Bir çıkış var. O çıkış bu işin içinde, bu işe gönül vermiş taraflara ulaşmakla mümkün. Son olarak Dünya Kadını'na tebriklerinizi alalım. Bununla da programımızı sonlandıralım. Evet. Önce şu mor çiçeğimi diyeyim. Bu mor çiçeğim kadını ve 8 Mart'ı temsil eder. Evet. Ekmek ve gül. Kadınlar hem ekmek hem gül istiyoruz. Bu nereden çıkmış? 1912 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde yine tekstil fabrikası işçisi kadınlar 20 bin işçi protestoya gidiyor. Ve bu protesto eyleminde bir grup kadının elinde bir pankart var ve üstünde hem ekmek hem gül istiyoruz yazıyor. Bu pankartı gören James Oppenheim şair bundan etkilenip evine gittiği zaman ekmek ve gül şiirini yazıyor. Zaman almamak için onu hep okumayacağım ama herkes çalışsın, bölüşsün kardeşçe yaşamın sunduklarını. İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden bu ekmek ve gül türküsü. Ekmek ve gül, ekmek ve gül. Bu şiiri Antalyalı şair Metin Demirtaş dilimize kazandırdı. Rahat uyusun, son yıllarda kaybetmiştik. Evet kadınlar, hem ekmek hem gül istiyoruz. Siz de ne olun Münir Hanım? Dünya Kadını'na tebrikinizi. Dünya Kadını'na tebriki. Bütün emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınları kutlu olsun diyorum. Ev işçileri başta olmak üzere bütün kadınları 8 Mart günü Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda buluşmaya davet ediyorum. Siz de ne olun? Benzer şekilde ben de o güzel şiirinde etkisiyle dünya kadınla güzelleşir. Bunu içselleştirin. Teşekkür ederim. Akşam yürüyüşümüz de var. Aferin. 8 Mart saat 14'te Aydın Kanza'dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar. Akşam 17'de güneş battıktan sonra da 3 kapılardan yine Cumhuriyet Meydanı'na yürüyeceğiz. Hayır. Eski Büyükşehir Kara Alioğlu Parkı'nda Cumhuriyet Meydanı'na kadar feminist gece yürüyüşü. Evet. Hocam özür dilerim, düzeltebilir miyim? 3 kapılardan Kara Alioğlu Parkı'na yürüyeceğiz. Öyle mi? Tersine mi gideceğiz bu sefer? Evet, bu sefer tersine gideceğiz. Evet. Bir değişiklik yapalım dedik. Evet. Çok özür dilerim, kusura bakma. Yok, ben öyle sanıyorum. Toplantıya katıldık ya, öyleydi değil mi Nurgül arkadaş? Teşekkür ederim sizlere.
Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz, davetimizi geri çevirmediğiniz için ve 8 Mart'ın tarihini bize aktardığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben de kendi adıma size tebrik ediyorum. Çiçekli bir toplumda kadınlar olarak güzel bir toplumda yaşamamızı umut ediyorum. Umarız. Umarız. Beraber. Evet, inşallah. Ama gelecek, dünyayı kadın kurtaracak. Muhakkak. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu programımız 8 Mart özeldi. Ben buradan bütün dünya kadınlarını 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak kutluyorum. Unutmayın, biz kadınlar birlikte güçlüyüz.